İnsanın çok önemli ifade tekniklerinden biri, bunu da ne olur? Yani Kur'an diye derdi olanların bilmesini istiyorum. Kur'an'da bir mesele, bir olay mutlak surette gerçekleşecekse bilinmelidir ki gelecekte gerçekleşmesi muhakkak olan olaylar için Kur'an geçmiş zaman kalıbı kullanır. Bileceksin bunu. Bunu bilmedin mi olmaz işte yani. Mutlaka gerçekleşecekse bir şey, Kur'an ona gerçekleşmiş gibi ifade kullanır. Yani bununla ilgili size bir çırpıda 100 tane ayet okuyabilir. Dolu. Adam kalkıp diyor ki işte cennet müminler için hazırlanmıştır, bekliyor. Nereden çıkartıyorsun bunu? Çünkü oradaki kelime fiili mazi. Yani bir sen biliyorsun onu, biz hiç bilmiyoruz. Fiili maziyi tanımıyoruz yani. Fiili mazi. Fiili mazi geçmiş zaman demek ki hazırlandı. Peki bir şey daha soralım. Hazırlanmış cennette şimdi kimse var mı? Yok. Niye duruyor? Nereden biliyorsun hazırlandığını? Mazi olduğu için. Bak Kur'an'ın bu üslubunu bilmiyor. Ya bilmiyor ya inadına gizliyor, fark etmez. Kur'an gelecekte mutlaka gerçekleşecek olaylar için geçmiş zaman kalıbı kullanır. Bu bir Kur'an üslubu. Ve nüfeha fi suri. Sur borusuna üflendi diyor da Yasin'de okudu. Üflendi mi? Üflenmedi. Üflenecek demek işte bu. O kadar kesin ki olmuş gibi sunuyor onu Rabbimiz. Gelecek zaman manası veren kalıplar da var. Ama geçmiş zaman kalıpları da var. O tür eylemler için. O eylemlere yönelik geçmiş zaman kalıbı kullanımının bir Kur'an üslubu olduğunu Kur'an okurunun bilmesi.